arkadaşlar, Suat Hoca'nın, Günay abinin sevgili dostları, öğrencileri, arkadaşları, 33 yıl sonra onları tekrar anmak üzere bir aradayız. Hoş geldiniz. Anmayı Huriye Taşer ve Nur Akarsu'nun geceye gönderdiği mesajlarla başlamak istiyoruz. Önce Huriye Taşer. Sevgili Öykü Tiyatro, merhaba gösteri topluluğu üyeleri ve değerli sanatseverler, merhaba. Bu geceyi sizlerle birlikte yaşayamadığım için üzgünüm. Katıldığınız için sizlere ve geceyi hazırladıkları için özür dilerim. Her iki topluluk üyelerine, oğlum Barış Taşer'le birlikte yürekten teşekkürlerimizi iletmek isterim. Suat Taşer ve Günay Akarsu'nun doğum tarihlerinin yakınlığı dolayısıyla anma etkinliğinin Nisan ayına alınması kararı olarak çok yerinde. Söze böyle başlıyorum. Böylece onların yaşamları boyunca bu topluma verdiklerinin sevincini paylaşmış olacağı diye düşünüyorum. Bu iki değerli tiyatro gönüllüsü insanı ne kadar ansak, övsek azdır. Hiçbir maddi karşılık beklemeden tiyatroya bu kadar emek vermek asla unutulmayacak bir davranış örneğidir. Suat Taşer'in hepiniz şiirleri, tiyatro ile ilgili konulardaki kitapları, çevirileri, spikerliği, radyo programları, oyunculuğu, yönetmenliği ve de İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü sırasında geniş bir çevrede tiyatro ve sanat sevgisini canlandıran emekleriyle tanırsınız. Onun yapıcı ve yönlendirici yanından, tiyatrosever gençlere olan etkisinden, katkısından kısaca söz etmek istiyorum. Bazen basit bir anlayış ve takdir etmenin etkisi zamanla çığ gibi büyüyerek ileride çok büyük olumlu sonuçlar yaratabiliyor. 1950'li yıllarda henüz Galatasaray Lisesi öğrencisiyken tiyatro ile ilgilenen Sayın Atilla Alpögen'in girişimiyle başlayan bir ilişki, Suat Taşer'in destekleyici tutumuyla zamanla çok güzel gelişmelere yol açar. 1952 yılında Suat Taşer'in yazdığı Üç Duvarlı Dünya adlı kitabını okuyan Sayın Atilla Alpöge son derece etkilenip Suat Taşer'e bir mektup yazar. Ondan yanıt alması büyük bir mutluluk yaratır. Ayrıca Suat Taşer bu konudan söz eden bir yazı yazar. Bu durum Sayın Atilla Alpöge'yi daha da yüreklendirir. Genç tiyatro aşığına mezun olduklarında doğru tiyatro yapma tutkusunu aşılar. Geleceğin oyun yazarı ve Genç Oyuncular Tiyatrosu'nun kurucularından olan Atilla Alpöge ile Suat Taşer'in buluşmaları şöyle gerçekleşir. 1953 yılında İstanbul'un fethinin 100. yıl dönümüyle ilgili olarak devlet opera ve tiyatroları İstanbul'a özel kutlama programı içinde turne düzenlerler. Bunu duyan ve tiyatro tutkusuyla yanan gençlerden üçü Yılmaz Gürsoy, Ergün Köknar, Atilla Alpöge, Taşer'den bir randevu alırlar. Ve ne yazık ki bugün yerinde olmayan Tepebaşı Dram Tiyatrosu'nun karşısındaki bir pastanede buluşurlar. Bu onlar için çok tarihi bir gelişmedir. Suat Taşer yanına Ahmet Evintan'ı da alarak gelir. Gençler hemen bir tiyatro derneği kurmaktan söz eder ve yapmak istedikleri pek çok şey arasında amatör tiyatro kurmayı da sıralarlar. Ahmet Evintan gençlerin bu düşüncelerine olumsuz bakarken Suat Taşer onları destekler ve İngiltere'de 600 bin amatör tiyatronun varlığından söz ederek iyice yüreklendirir. Sonuçta bu gençler tiyatro derneğini kurarlar ve tüzüğünü de Suat Taşer'e gönderirler. O da Yeditepe dergisine yazı yazar ve hatta tüzüğün can alıcı maddelerinden de söz eder. Tiyatro derneğinin Türk tiyatro tarihinde önemli bir yeri var diyen Sayın Alpöge'dir. Bir süre sonra kurdukları dernekten Ergün Köknar ve Yılmaz Gürsoy'un ayrılmalarıyla Cep Tiyatrosu'na dönüşüp kurdukları dernek. Buradan da Haldun Dormen Tiyatrosu doğar. Böylece Cep Tiyatrosu'nun muhteşem kadrosunun profesyonel olduğunu söyler Sayın Alpöge. Ayrıca Alpöge, değerli dostumuz ve Taşer ailesinin temsilcisi olan Sayın Müjde Biller'e yazdığı bir mektupta bu olaylardan şöyle söz eder. Çok kişi bilmez bu gelişmeleri. Bütün bunların gerisinde Suat Taşer'in o eşsiz kişiliği vardır. Yalnızca bu değil. Türkiye'de 1950'lerde bir amatör gönüllü gençlik tiyatrosu hareketi patlak verdi tiyatromuzda. Köklü bir dönüşüm yaratan hareket. Şu anda tiyatromuzun ünlü kişilerinden %70 ya da %80'i o hareketin ürünüdür.
Suat Taşer bu hareketin baş tetikçisidir. Bu olguyu bilmeyen tiyatromuzun tarihini pek anlayamazlar. Bu geceyi hazırlayan Öykü Tiyatro ve Merhaba Gösteri Topluluğu, Suat Taşer'in ve Günay Akarsu'nun aramızdan ayrılışlarının üzerinden 33 yıl geçmesine karşın hala bu iki tiyatro emekçisini anıyorlarsa, onların emekleri boşa gitmemiş demektir. Onların bu davranışı, daha önce söylediğim gibi anlayış, takdir, yüreklendirmenin, gençlerin yaşamlarındaki olumlu etkisinin canlı bir örneğidir. Ne mutlu onlara diyelim ve genç tiyatro gönüllülerine başarılar dileyelim. İyi geceler. Huriye Taşer ve Barış Taşer. Güney Akarsu'nun eşi Nur Akarsu'nun mesajını da ileteyim. Sevgili merhabalar, sevgili Öykü Tiyatro oyuncuları, değerli konuklar. Hepinizi Güney Akarsu adına selamlıyorum. Aradan 33 yıl geçmesine karşın bizleri unutmayan, her yıl Günay Akarsu'yu ve Suat Taşer'i anmayı kararlı bir şekilde sürdüren siz Kadir Bilir öğrencilerine, onları unutmayan siz değerli sanatseverlere, oğlum Ulaş ve kendi adıma sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. İzmir'de geçirdiğimiz sevgi dolu, emek dolu, içtenlik dolu günler adına bu anmayı gerçekleştirenlere koca bir merhaba demiş Nur Akarsu. Ömrünün son 6 yılını yakında geçirdiğim Gülay Akarsu'dan görebildiklerim, bende kalan ve yaşayanlardan bahsedeceğim şimdi. Bu topraklarda pek çok ilk onun çabasıyla gerçekleşti. Onun çabasıyla Bertolt Brecht ilk kez Türkiye'de okul ile buluştu. Onunla pek çok klasik felsefe, sanat kuramı kitapları ilk kez yayınlandı. Akarsu ile ilk kez tiyatroda öz biçim, seyirci biçim, seyirci-öz ilişkisinin önemli gün dışına çıkarıldı. Aykırı her ses kendi kürsüsünü zorunlu kılar. 60'lı yıllarda ilk tiyatro devrisi oyununu çıkardı. Oyun sadece kendi muhalif sanat anlayışının kürsüsü olmadı. Tüm amatör muhalif yazarlara da kürsülük yaptı. Akarsu bir amatör tiyatro ve tiyatrocu dostuydu. Nerede bir tiyatro çalışması varsa onunla ilişkilenmeye çalıştı. Örgütçüydü. İnsanları bazen bir yayın evinde, bazen bir dergide, bazen amatör tiyatro kursunda ya da amatör bir tiyatro topluluğunda bir araya getirir. Ortak amaçları doğrultusunda birlikte davranılması için bir çıkma alanı oluşturur. Birlikte nasıl davranılacağını da öğreterek verimli bir çalışmanın koşullarını yaratırdı. Umut ekerdi yüreklere. Onun çevresinde bizler komünarların torunlarının çocuklarıydık adeta. İnsana inanırdı. Hep yeniye, güzele, daha güzeleydi çabası. Özgürleşerek, özgürleştirerek, yılmadan, yorulmadan çalıştı. Umudunu canlı ve güçlü tutarak yaşadı. Çevresine, öğrencilerine dosttu. Arkadaştı, sırdaştı, yoldaştı. O bizim Günay ağabeyimizdi. O Akarsu'ydu. Evet, Öykü Tiyatro Topluluğu ve Merhaba Gösteri Topluluğu yeni gençlerle, yeni enerjilerle kendisini sürdürmek niyetinde. Bu çabalarımızın sonucu aramıza katılan yeni arkadaşların hazırladığı bir okuma tiyatrosu sunacağız şimdi. Okuma tiyatrosunun metnini Orhan Kazbek yazdı, Günay Akarsu üzerine. Buyurun. Yıllar. Korkumuz az, saygınlığımız çoktu. Eleştirmen, oyun yazarı ve yayıncı Akarsu, sürgün olarak nitelediği İzmir'den 1975'in sonuna doğru İstanbul'a döner. Biriktirdiklerinin bir bölümünü İzmir'de uygulama alanı bulmuştur. Bir cenaze olayından bir an önce çıkıp devam eden hayat içinde yeniden hayata, destanlara durmak zamanı. Ve harmanlayıp elde kalan kaynakları ve ulaşılacak olanları yeni bir insan, yeni bir sanat için yeniden yola çıkma vaktiydi. Yaşayan, canlı, diri, en önemlisi ödünsüz sosyalist muhalif sanatın hazırlığı. Süreç, öfkemizle harmanlanmış sevdamızı, umudumuzu körüklüyor.
Öte yandan akan kan ve gözyaşı. Her sabah yeniden, yeniden ölüyoruz dostlarımız vurulurken. İstanbul'da hayatın soru ve sorunsallarına yanıt verecek bir çabanın yakıcılığındadır akarsu. Güvenimiz ve ütopyamız yanı başımızdaydı. Şafağı bekliyoruz. Ağaçları, kuşları, bütün canlı ve cansız varlıkları ve insanı. En önemlisi insanı yeniden tanımak gerekiyordu bir yeninin başlangıcı adına. Akarsu, 1976 Ekim ayında İstanbul Şehir Tiyatroları'nın önemli bir birimi olan Tepebaşı Deneme Sahnesi'nde amatörlere yönelik 180 kişilik bir kurs çalışması başlatır. Kursta Marksist kuram, tiyatro uygulama, halk oyunları, tiyatro tarihi, estetik üzerine konusunu uzmanı kişilerce teorik ve pratik dersler verilir. Kurs bu alan çıkacak amatör birey ve topluluklar aracılığıyla kültür merkezlerinde tiyatro kollarının yetişmesini amaçlamaktadır. Bunu şöyle açıklar. Amatör tiyatroların ana gereksinimlerini saptamak ve belli ilkeler ışığında bir güç birliğinin koşullarını yaratmak. Özne olmak, özgür ve özerk olma halidir. Seyircinin ekonomik, politik ve kültürel yapısı iyice tanımlanıp bilinmelidir. Kurs sonunda İstanbul Merhaba Gösteri Topluluğu kurulur. Topluluk seyirci olarak sanayi proletaryasını seçer. Merhaba Gösteri Topluluğu çoğu izinsiz işçi dansları, işçi marşları, sokak oyunları ile nereden bir çağrı geldi ise orada olmaya çalışır. Grevlerde, direnişte, boykotta, salonda, meydanlarda, yazlık sinemalarda oyunlar oynar, gösteriler yapar. Karadeniz'de Gerse, Boyabat, Ayancık, Bursa'da İnegöl. Yazardı, yayıncıydı, dergiciydi. Türkiye'de ilk Brecht çevirilerini ve yayınlarını yaptı. Kurduğu yayın evinde kültür sanat hayatımıza pek çok ilgileri kazandırdı. Batarsın eleştirilerine kulak asmayıp 60'lı yıllarda ve 70'li yıllarda tiyatro dergileri çıkardı. Oyun Aylık Tiyatro Dergisi için ilk sayıda şunları söylemişti. Oyun renksiz kokusuz bir dergi değildir. Oyun elbette ki yan tutacaktır. Emekten yana, emekçiden yanaydı. Örgütlüydü, örgütçüydü. İlişkilerinde barışçıydı. Profesyoneldi. Her yaptığı işi gereklerini yerine getirerek eksiksiz yapardı. Amatördü. Bu anlamda özgürdü, yaratıcıydı. Hayatı boyunca eleştirdiklerini karşısına alarak eleştirdi. Ona göre karşısına almadan karşı çıkar gibi yapmak onaylamanın değişik renklerinden biriydi. Ve 12 Eylül 1980. Kağıtlarımız ve kitaplarımız yakılmıştı. Kimliklerimiz ve kişiliklerimiz kelepçelenmiş. Ve ülkenin onuru atılmıştı çok tehlikesine. Gün batarken dağların arasında bir servi gibi, derin bir çizgi belirmiş kaşları arasında, dudaklarında öfke ve gözlerinin derinliklerinde dinmeyen acıları. 1982 yılının 30 Kasım'ında İstanbul'da öldü. Akarsu her gün yenilenen hayatta biraz daha kan ve can buluyor. Özgür ve eşit bir topluma ulaşıncaya kadar da bu böyle devam edecek. O zaman hemen Suat Taşer'e geçiyoruz. Tiyatro topluluğundan söz edildi biraz önce. Topluluğun ilk üyelerinden sevgili Server Mutlu aramızda. Server Mutlu ile biraz önce konuşmuştum. Dedim seni sahneye çağırırsam bize bir şeyler sunar mısın? Tabii ki sunarım dedi. O zaman alkışlarımızı da Server'e alalım. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Öğrencisi olmaktan ve de eskilerin deyimiyle Suat Taşer'in vahiy tebisatından geçmekten büyük onur duyuyor. Az önce yaşam öyküsünde de izlediğimiz gibi Suat Hoca çok yönlü bir sanat adamıydı. Şimdi becerebilirsem onun Ozan yönüyle kendi şiirinden, İzmirname adlı şiirinden bir derleme aktarmaya çalışacağım size. Bir bulutun altında doğdum İzmir'de. Olmayacak hayaller kurdum. İlk defa günaha girdim İzmir'de.
Ağaçlar yaprak döküyor. Kız oturmuş sonbaharın içinde roman okuyor. Sevda üstüne hem de. Adam sen. Kahretmeye değmez bu şehirde. Buyurun hanımefendiler, beyefendiler, buyurun. Hamal Hamdi Bey'in dünyasına buyurun. Hepi topu kuru bir can. Hamdi Bey'de bir yürek var. Nah, kocaman. Siz arada sırada gülersiniz değil mi? Hamdi Bey her daim güler. Hey canına yandığımın dünyası. Alt tarafı iki kürek toprakla abi. Denize karşılıyor Hamdi Bey'in hanesi. Sabah güneşi içinde. Kırık bir Türkiye benzer gömül hikayesi. Çözülür düğümleri üçüncü kadehi devirince. Sevdikse de anlatamadık. Biz de biliriz akızın öpüp sarmayı. Günü gelir aynalı dolapla alırız. Al ipekten entarim o. Takarım koluma, çıkarız sokağa. Dünyanın tadı gelir. Bankçılar mı sandın sen beni? Doktor karısı olacağım ben. Kapımdan beyler paşalar geçecek. Dedi ve yağmur bir akşam üstü bastı. Doktor olamadıysak adam değil miyiz yani? Haksız mıyım ya? Yükün ağrından yılmaz Hamdi Bey, lafın ağrından yılmaz. Ağlarsa efkarından, içerse kahrından içer. Hipokamp, elefantokamp, elustan anlamaz Hamdi Bey. Ama insan haklarından anlar. Bozdular dünyanın değerini. Hani düşünüyorum da bazen... Tekem atıyorum. Ulan Hamdi diyorum. Niye terlemiyor herkes senin gibi? Affedersin, yan gelmiş bilmem nesinin üstüne ciğeri beş para etmesin biri yatıyor. Ona gelince kolay da, sana gelince mi zor bu ölüsü kandilli dünyada yaşamak diyorum. Kusura kalma abi. Adım Hamal Hamdi Bey. Olmak mı, olmamak mı? Orasını bilmem. Ama içmek güzel şey. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda biliyorsunuz son görevlilerinden biriydi müdürlüğü ve orada çok güzel etkinliklere imza attı. Belki aranızda o etkinlikleri bilen izleyenler de vardır. İzmir Devlet Tiyatrosu'nu temsilen sevgili arkadaşım Metin Oyman'ı ve genel öğrencisi Müjde Bilir'i davet etmiştik. Ama ben Metin'i göremedim. Eğer geldiyse buraya davet edeyim. Değilse Müjde biraz geç kalacaktı. Geldi. O zaman Müjde'yi alabilir miyiz? Onunla da hiç konuşmadık ama onda Derya Deniz Müjde var. İyi akşamlar. Herkese merhaba. İzin verirseniz, böyle konuşmalarda çok heyecanlanıyorum, konuşmamı disipline etmek için. Sıkıcı olmayacaksa eğer, aldığım notları sizinle paylaşmak istiyorum. Bu yazıyı yazarken düşündüm. 2015 yılının Türkiye'sinde sevgili Suat Paşa hocamı anarken, onun üretken, yaşadığı çağ ve gereklerini kavramış sanatçı kişiliğini, çeşitli dönemlerde ürettiği, çeşitli dönemlerde, pardon gözlüğümü kullanmadım hocam. Onun üretken, yaşadığı çağ ve gereklerini kavramış sanatçı kişiliğini, çeşitli dönemlerde uğradığı her türlü baskıya, yasağa rağmen doğru bildiğini ifade etmekten ödün vermeyen sanatçı duruşunu hatırlamamak, elbette olanaksızdır. 30-40 yıl öncesinde yazdığı yazılara bugün şöyle bir göz attığımızda bile dile getirdiği düşüncelerin sanki bugün yazılmışçasına ufku geniş, çağını ve ülkesinin gereklerini kavramış bir yazarın kaleminden çıktığını kolayca görebilmek mümkündür. Ona göre günümüz insanı, insanlık tarihinin hiçbir döneminde bu denli yok sayılıp yalnızlığa itilmemiş, bilimlerin, teknolojinin, sanatların, politikanın, ekonominin, endüstrinin,
eserinin biricik amacı olması gerekirken tam tersine en ucuz aracı haline getirilmemiştir. Oysa toplumda yiten insan tiyatroda kendini bulabilir. Bu yaşamın karanlıklarında yönünü sapıtanlara tiyatro çıkar yolu gösterebilir. Umudun, inancın ve direncin hasını en iyi tiyatro aşılar. Ulus olarak, birey olarak bilincimizi dürüstlükle tiyatro diler. Yiğit olanla olmayanı, hainin binbir yüzünü, uğrunda ölünecekle öldürülmesi gerekeni tiyatro o sihirli aynasında her zaman bize gösterebilir demektedir. Ona göre hiçbir sanatta tiyatroda olduğu kadar gerçekleri pırıl pırıl aydınlatma gücü yoktur. İşte bu nedenlidir ki gerçek düşmanlarını korkutan ve ürküten tiyatronun bu özelliğidir. Tiyatro hiçbir dönemde gerçekleri aydınlatma savaşından vazgeçmemiştir. Bu yönüyle tiyatro sahnesinin en baştan beri savaş meydanı olduğu üzerinde durur. Ancak bu savaş farklı bir savaştır. Kendine özgü silahların ustaca kullanılışını şöyle dile getirir. Tiyatronun bütün kötülüklere karşı topu tüfeği yoktur. Ama iki damla gözyaşı atom bombasından iyidir ve kudretlidir der. Üstelik yaşadığı dönemde onun görüşlerinden rahatsızlık duyan çevrelere baktığımızda bugünün bazı çevrelerini temsil eden zihniyetlerden ne yazık ki pek de farklı olmadığını görürüz. Söz gelimi 1954 yılında Türk Sanatı adlı bir dergide yayınlanan bir yazıda tutucu çevrelerce şairliği yargılanmak istenmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nı, Nazizm'in ve Nasyonal Sosyalizm'in kıyımlarını şiirlerinde işlemesi komünizm olarak yorumlanarak eleştirilmiştir. Ancak yine de kararlılıkla yazmayı sürdürmüştür. Yazmanın, düşünmenin korkulan değil, korkutucu bir şey olduğunu anladım. Her boyda, her soyda, her renkte kıskançlar, kötü niyetliler, ikiyüzlüler, adiler gördüm. Gene de düşünmekten, yurdumu, insanlarımı, sanatımı bütün varımla sevmekten vazgeçmedim diyecektir. Yaşamı boyunca özgür düşüncenin, özgür sanatın savunucusu olmuştur hep. Onun tiyatro görüşlerinde de, şiirlerinde de bu özgür sesin çağrısı bugün bile kendini duyurabilmiş ve ne yazık ki günümüzde dahi bir şekilde engellenebilmiştir. Hazırladığım Suat Taşer ve Üç Duvarlı Dünya adlı kitabın 2002 yılında Kültür Bakanlığı tarafından yayınlanmasının ardından kitabı yayınlayan ilgili daire başkanlığından bir talep yazısı almıştım. Bu yazıda Suat Taşer'in ülkemiz için değeri dile getirildikten sonra seçme şiirleri ve tiyatro yazılarının da hazırlanmasının önemi vurgulanmış ve böyle bir çalışmanın yapılması halinde yayınlanacağı ve Suat Taşer külliyatının önemli bir bölümünün böylece tamamlanabileceği belirtilmişti. Huriye Hanım'la birlikte çok sevinmiştik bu haberi. Hemen kolları sıvamıştım ve Suat Taşer'in 8 şiir kitabından yola çıkarak seçme şiirleri hazırlamak, değerli eleştirmen Mehmet H. Doğan'ın da teşvikiyle hummalı bir çalışmanın ardından bana nasip olmuştu. Çalışmayı tamamlayıp ilgili yere gönderdikten sonra beklemeye koyulmuştum. Ancak 2003 yılında gerçekleşen hükümet değişikliğiyle Türkiye'nin geri adım süreci başlamış, ardından bakan, daire başkanı ve benzeri zincirleme değişiklikleri olmuş, sonrasında bir sabah kargo ile gelen kocaman bir zarfı açmak zorunda kalmıştım. Seçme şiirler dosyası tuhaf bir mektup eşliğinde geri gelmişti. Bakanlığın yayın politikasının değiştiği ve çalışmanın yayınlanmayacağı ve bu yüzden güncelliğini yitirmemesi için hazırlayana iade edildiği yazıyordu mektupta. Anlaşılan bakanlığın yeni yayın politikasında ölümünden 20 yıl geçmiş bile olsa şair Suat Taşer'e yer yoktu. Oysa Suat Taşer, ileri sanatın düşmanı olan böyle anlayışları daha 1950 yıllarında Sanattan Korkanlar başlıklı yazısında şöyle tanımlamıştı. Sokrates'i baldıran zehiri içmeye zorlayan bu zihniyettir. İsa'yı çarmıha çivileyen bu zihniyettir.
Galileo'yu ateşe atan bu zihniyettir. Aklın, idrakın ve vicdanın kurtuluşundan bahseden kitapları meydanlarda cayır cayır yakan, kölelik zincirlerini parçalayacak yerde hürriyet heykellerini parçalayan bu zihniyettir. Fazilet, namus, kanun, eşitlik, hürriyet gibi mefhumlar bu zihniyetin hiçbir zaman işine gelmemiştir. Ne yazık ki daha sonraki yıllarda da şiir kitaplarının bütün şiirler ya da seçme şiirler olarak yeniden basılabilmesi için yaptığımız bir dizi girişim sonuçsuz kaldı. 2009 yılına geldiğimizde İş Bankası Kültür Yayınları editörlerinden Ruken Kızıler tarafından telefonla arandım. Kayıp Şairler Kuşağı adlı bir şiir dizisi hazırlayıp yayınlamayı düşündüklerini söyleyerek Suat Taşer'in Evrende Ellerimiz adlı şiir kitabı için varislerinden izin almam konusunda yardımcı olmamı rica ediyordu. Tam 40 yıl sonra kitabın yeniden yayınlanacak olmasına sevinmiştim ama şiir dizisine verdikleri başlığa takılmıştım doğrusu. Kayıp sözcüğü bana fena halde dokunmuştu. Kitap yayınlandığında Kayıp Şairler üst başlığının grafik düzenlemeyle üzerinin çizildiğini gördüm. Kaybolmadılar anlamında. İçime birazcık su serpilmişti. Evet, ne yazık ki genç kuşak ardında 8 şiir kitabı bırakan şair Suat Taşer'i çok fazla tanımıyordu belki ama hiçbir zaman kayıp bir isim olmadı Suat Taşer. Bir tiyatro adamı olarak yönettiği tiyatro kitaplarıyla ölümünün ardından 33 yıl geçmiş olmasına rağmen bugün hala bizimle. Ben buraya gelirken 2 gün önce gerçekten de tesadüf kargo ile Onca Cansar tarafından bana gönderildi. Komedi sanatı ve sahneye koyma sanatını yanımda getirdim. Suat hocamızın bugün hala bizimle olduğunu bu iki çevirinin yeniden basımı doğruluyor. Ben hem sevgili Suat hocamı hem değerli sanatçı Ünay Akarsu'yu saygıyla selamlıyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz size. Sağ olasın. Evet, Devlet Tiyatrosu'ndan söz edince aramızda Devlet Tiyatrosu'nun 2 değerli sanatçısı da var. Onları da ben size duyurmak isterim. Sevgili İdare Güzel ve sevgili arkadaşım Elbis Çetin. Buradalar. Devlet Tiyatrosu'nu onlar da temsil ediyor şu anda. Peki. Murat Tuncay büyük olasılıkla gelemem demişti. Ama ben gene de hocam gelirsiniz mutlaka bir konuşma yaparsınız demiştim. Gelemedi gerçekten. Özür dilerim. Ama bize pırıl pırıl bir arkadaş gönderdi. O arkadaşımız Suat Hoca'nın gönderilmeyen mektuplarından küçük bir bölüm hazırladı bize. Sevgili Murat Sönmez'i izleyeceğiz şimdi. Güzel Sanatlar Fakültesi Hanım. Evet. Karapınar'ın en güzel saatleri başlamak üzere. Ha saksan. İşte yeni bir sabahtayım. Hem de ne sabah. Saat daha 5:30. Güneş doğmadı. Yaprak kımıldamıyor. Hava sıcak ve ağır. Deniz. Deniz dersen hareketsiz. Kolu kanadı kırılmış. Öylece yatıyor. Ölmüş sanırsın. 8 yıldır Karapınar'ın hiçbir sabahını böylesine esintisiz ve hareketsiz görmedim. Karapınar'ı Karapınar yapan yalnız hilesiz tenalı değil, esintileriymiş veya. Heh, al işte. Sağ tarafındaki dağda keklikler ötüşüyor. Hayır. Keklikler tam kulağımın dibinde ötüşüyorlar. Hani meram etsem, bu gevrek, bu kınalı sesleri bir bir toplayıp içeride bir yerlere yerleştirebilirim. Dur. Dahası da var. Bahçenin tel örgülerine konan siyahlı beyazlı cikcik kuşlarının cikcikleri Mersinler'de, tel örgülerde öylece asılı duruyorlar. İşte. Komşunun pekmezli orozu öptü demin.
Delizon gibi kıvrım kıvrım yükselen sesini havada gözümle gördüm desem inanır mısınız? Her sabahki gibi bu sabah da güneş üstüme düşmeden çok önce uyandım. Bir terasa çıktım. Ah iplik, kara iplikten seçilir gibi değildi. Havayı dinledim. Denize bir kulak verdim. Değişik bir sabahta olduğumu hemen anladım. Önce bir kendimi yakaladım. Her ne kadar duygularım, düşüncelerim buruşuk, başım uyuşuksa da biraz sonra yepyeni bir güneşin doğacağından emin olarak günüme umutlu ve inançlı başlamaya karar verdim. Gözlerim henüz görünmeyen ama vakti geldiğinde mutlaka görünecek olan güneşin doğum kapısında aklım denizin, dağların ve pişmanlıkların ötesinde. Biliyorum sen bu saatte uyuyorsundur. Uyu bakalım. Büyük büyük yöneticilerin küçük küçük yönetici, bu yönetilenlerin kentinde anayasanın ve ev sahibinin sana verdiği hakla kendi küçük uykunu uyumaktasın. Uyumakta bütün öfkeler, uyumakta pişmanlıklar, kırgınlıklar ve uyumakta özlemlerin hepsi. Senin sabahın ne zaman olur, orasını bilemem. Bildiğim, bir kez daha yeni umutlarla girilecek günün içine, bir kez daha yeni öfkeler, yeni pişmanlıklar, yeni kırgınlıklar ve yepyeni özlemlerle çıkılacak günün içinde. Sen hala uyuyorsun. Uyuyorsun ama kentin arka mahallelerindeki işçiler uyanmışlardır bu saatte. Kimini çalar saati uyandırmıştır, kimini kendisi, kimini de bir başkası. Belki borç kaygısı, hastalık, açlık, işinden atılma, gece konduların yıkılma korkusu da uyandırabilir. İlkokulun 3. sınıfındaki soluk benizli, yalın ayak Ali'nin uykulu sesi de uyandırmış olabilir. Sense uyumaktasın hala. Ne de olsa okumuş uykusu seninki. İşçi uykusuna benzemez. Biraz uzun sürer. Hem sen uyandığın zamanlarda bile sivilcelerini, o günkü burcunun neler diyeceğini, sevdiğin kişiden gelecek ya da gelmeyecek mektuplarını merak edersin. Simitçi Ali simitlerini merak eder. Ben de seni merak ederim. İşte güneş doğuyor. Son kalan karanlıklara da güle güle. Of be saksağın, ne yaşanır ne de ölünür böyle. Yeni günün eşiğinden yeni küfürlere selam olsun. Selam ederim. Akışta misket dikmenin konuşması var diye görüyorsunuz ama miskette biraz önce görüşüp tatsız bir olay olduğundan dolayı gelemedik. Size parantez içinde aktarmak isterim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin aday tanıtım toplantısında gazetecilerin bir bölümü tartaklanmış. Dolayısıyla da o tartaklanma nedeniyle cemiyet başkanı olarak misket ben burada olmak zorundayım dedi. Eğer çabuk toparlanabilirse hiç olmazsa gösterinin sonuna doğru belki geliriz dedi. O bilgiyi size aktarayım. Müjde tabii ki şair Suat Taşer'den bahsetti. Biz de unutmadık şair Suat Taşer'i. Ben önce çok sevdiğim bir şiirini aktaracağım. Daha sonra da bir şiir dramatizasyonu izleyeceksiniz. Yine genç arkadaşlarımızla. Gölgemizden korkar olun. Selam vermekten. Düş görmekten. Kapımızı çalan dostlar. Giden gider. Kundaktaki çocuğumuzdan, saksıdaki çiçeğimizden, aynadaki hayalimizden de korkarım. Gün biter, korku bitmez. Yağmur iner, korku bilmez. Deniz uyur, yıldızlar söner, bulutlar gelir gider, korku gelir, bitmez. Evet, şimdi Hayret Bey'in serüvenini hep birlikte izliyoruz. Hayret Bey kendini tanıtıyor. Ben büyüklere saygı, küçüklere sevgi. Ben gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. Ben içerim efendim, anlamadım. Ama sıyorsa buna dokunmam asla. Ve de Zülfiyane git. Ben insan kardeşiniz. Sevelim mi? Sevişelim.
Dökelim ortaya insanlığımızı, bir güzel bölüşelim şunu şurasında değil mi efendim? Madem ölüm var. Ölüme karşı yaşamak da var. Yaşamak. Ayıp mı efendim? Ben haddim olmayarak dost yolunda mı? Ben bu dünya böyle kalmaz biliyorum. Kaçıyor. Ben cinayi romanları seviyorum. Tarihi, demokrasiyi, şarabı. Perhendeyi seviyorum. Ben bana dokunmadı diye kardeşim. Özgürlüğü de seviyorum. Bir de bu akşam saatlerini seviyorum. Ay iki insan ne anlar demokrasiden? Neye yarar perhendesiz özgürlüğü? Şarap, cennet içkisi ve cinayi romanların en iyisi. Derdi ki peder merhum, ben derdi ben. İnsanı değil, insanlığı seviyor. Bunun şurasında katiyye. Asla. Affedersiniz ama biraz fazla kaçırdım galiba. Bir de üzülmüyor. Gamzeli, tombulacık Ferhan. Hayret Bey'in marifetleri. Hayret Bey yaşamayı işe demiş. İlahi Hayret Bey. Hayret Bey, sülük. Hayret Bey, sinek. Hayret Bey, kartal. Hayret Bey, kara borsacı. Hayret Bey, büyük. Değil. Hayret Bey, sevimli bir adam. Canım Hayret Bey. Hayret Bey, aşka, dostluğa, özgürlüğe bak. Ayıptır söylemesi. Hayret Bey, düpedüz sevda. Hayret Bey, sarılmış kadeh sımsıkı her önüne gelene soruyor. Nedir bu ağacın gökyüzünden farkı? Kim bu bağıran böyle sessiz? Ne ağlar bu çocuk? Neden bozuk bu şarap? Neden karanlığa düşmüş bu kitap? İnsan. Yorma kendini Hayret. İnsan dediği alt tarafı dindıllı cekcak mişli mışli yok. Vakit saat geliyor. Kim ağrından, kim kalbinden basın. Yorma kendini Hayret Bey. Yaşamak ot gibi, böcek gibi. Güzel. İskele ayaklarında midyeler. Gül ağacında sarmaşık. Sarmaşık da kurtarır mı acık? Güzel. Güzel. Hayret Bey uyanıyor. Kalın uykunun sonunda gelmiş. Açtım gözümü aydınlığa. Odam güneş dolu, tertemiz. Korkulu düşler, yarasalar, geçmiş zamanlar, dım örümcek ağları. Yundum, yıkandım, arındım. Eski yorubalarım yeni. Kaşım, gözüm, yüreğimdeki hız, içimdeki ışık. İlk defa buldum aynada kendimi. Bir de açtım ki efendilerimi, ne göreyim. Sokak yeni, ağaçlar yeni, gökyüzü baştan başa, evlerin damları tümden yeni. Besbellidir. Ben uyurken değişmiş dünya. Hayret Bey eski defterleri karıştırıyor. Ya da kardeşlik adına. Seni Tanrı'nın yanında gördüm ilk kez. Çocuk saçlarında gülüşü. Rüzgarlı yıldızlar. Gülüşüm Tanrı'nın ta kendisi. Sonra bir cellat gördüm. Kara ve çirkin. Sen değil miydin o yalanı büyüten? Besbelli, besbelli bu sen.
Düşlerini karalarken yakaladım seni. Ekmeğimi, sevinçlerimi, umutlarımı çalarken. Bilirim, kardeşlik adına işlerini. Öyledir canı gönülden bütün bu cinayetleri. Sen ki Sezar'sın, Nero'msun, Caligula'sın. Sen ki altın saraylar kurdun gözyaşına. Dünya sofrasında en soylu meze ölüm. Sen ki ölümlerle yüceldin, büyüdün, uzadın. Sen değil miydin o tapınaklarda tanrıyla diskos eden? En güzel düşüncenin çiçeğini boğan kim? Kim bu ihanetleriyle mağrur? Bu. 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 Sen. Bir kanlı hikaye boylu boyunca zaman. Sevgilerle düğümlü, korkularla büyütmüş. Yıkamalı gayrı bu denizleri. Bu dağları yeniden dökmüş. Yeni bir anadan doğmalı yeni insan. Yedinci gün beyaz. Nokta. Durgun suların şafağında bir kımıldı. Soru. Açılır yedinci günün kapısı, yeni insana doğru. Bir bulutun ardında milyonca yıldız uyur. Hoş geldin yeni insan. Şöyle buyur. Sonuna gelmiş buluyoruz. Ben orada akışta Eftel Sevinçli de yazıyor ama Eftel bugün çok gribal bir durum nedeniyle hasta olduğunu gelemeyeceğini iletti. Ama bize bir sürpriz hazırlamış. Önce gelenlere sanıyorum arkadaşlar dağıttı. Suat Hoca'nın şiiri üzerine Kemal Sürke'nin yazdığı bir eski gazete dağıttık. Evet, sonunda söylediğim gibi söz vermek istiyorum. Hemen zaten Tomris aldı sözü. Buyur Tomris. Ben şanssızım. Devlet Tiyatrosu'na 1975 yılında İzmir Devlet Tiyatrosu'nda stajyer sanatçı olarak başladığımda Suat Taşer emekli olmuştu. Ama bu demekliyiz ki onu tanımıyoruz. Kitaplarıyla, bizlere anlatılan anılarıyla bizden önceki jenerasyonun arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan duyduklarımızla Suat Taşer'i tanıyoruz. Tabii oyuncu olarak şehirlerden oluşmuş zaman zaman çeşitli programlar yapan biri olarak şiirinden de tanıyorum. Hatta İstanbul Sözcüğü Türkçe'de yanlış söylenir. Vurgusu yanlıştır. Muhsin Ertuğrul'un eşi bir şiiriyle bunu çok doğru söylemiş. Ben ne zaman ki bir yanlışa düşersem, vurgu ortada mıydı, başta mıydı, solda mıydı diye Handan Uran'ın o sesi kulaklarımda çınlayan o sesiyle "Amanın İstanbul'a bak!" diyerek doğru vurguyu bulurum. Sonra bu kimin şiiri, Orhan Bilgin olabilir filan derken Suat Taşer'in olduğunu sevgili Müjde'den öğrendim. çok yıllar sonra. Şimdi ne yazık ki böyle bir hazırlığım yoktu. Dersten fırladım, geldim. Ama yıllar önce okuduğumuz çok sesli şiir adı altında Haraç Mezat şiirinden, yani zaten kitabından değil, şiirinden bir şey paylaşmak istedim sizlerle. Ve tabii okumaya çalışacağım gözlüksüz olarak. Kar, karanlık, kırmızı şarap. Karanlığın ortasında bir koca kitap insan. İnsan hür, insan korkularıyla. Eski bir şarkıdır, yıpranmış bir şarkıdır. Karda, karanlıkta, kırmızı şarapta, karanlığın ortasındaki kitapta insan, insan, insan korkularıyla sürünür. Gözyaşı geçmez akçe,
Ölüm, canım ölüm, erkekçe. Gözyaşı tuzlu ılık. İnsan? İnsan mı? Haram çıkmaz ha. İnsan mı? Haraç mezat, olanca hürriyetiyle insan satılık, haraç mezat, insan haraç mezat, olanca hürriyetiyle insan satılık. Evet. Gecenin sonunda ben bu geceye emek veren bütün arkadaşlarımı huzurunuzda sahneye davet ediyorum ve güçlü alkışlarımızla onların bu emeklerinin karşılığını bir parça da olsa verelim istiyorum.